Olur abi. Of, şurada yukarıda bahçe bakası var. Gel. Oğlum hırpaşma dur. Nerede? Ha? Ya nasıl yetişeceğim ona ben? Ha? Dur. Allah! Ulvi ne yapıyorsun? İlk doldum yollarım. Sen gül bakıyor. Kötü ortam ne diyorsun ya? Ya şu ortamda bana saçmalama ya. Ya Ulvi abi ne yapıyorsun? Çocuk ölüyor ya. Sepahi koysana Baltara. Ana. Ana. Ulan. Kütü. Kütü. İyi misin lan Kütük? Aman. Çabuk ol. Ya. Allah! Allah! Öldük biz ya. Şehadet getirin. Dur dur. Son bir kez okuyalım. Müsaade var mı? Hadi cevap. Bismillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in nebi ümmi ala ala. Allahu ekber. Gel gel kıble bu tarafta. Ama günah çocuk namaza durmuştu ya. Şimdi paçacı bey abi bizi ibret olsun diye öldürme, olmaz çünkü. Bizden alınacak ibreti sosyal deneylerden daha rahat alır kamuoyu. İşinize karışmak gibi olmasın. Karıştın ama. Maestro! Müzik. Biz de bir zamanlar çocuk olduk. Yeni ayakkabılarımıza sarıldık, gocuk olduk. Kimsenin verdiği şekeri almadık. Ama kesme şekerlere böcük olduk. Biz de bir zamanların hızlı genci olduk. Banyodan çıktık, balkona koştuk, yüz felci olduk. Eller, eller yatlarda branç yaparken biz kayıklara elçi olduk. Elçi. Vay helal. Helal çorbacı ya. Yani serbest miyiz? Bu şiirden bunu mu anladın sen cücük? Hacı abi ben sözelci değilim ya, sayısalcıyım. O zaman sana sayısal olarak ifade edeyim. Benim korsan kumarhanemde hile yaptınız. Ve beni 400.000 dolar zarara uğrattınız. Ya, ya iyi de paçacı abi o parayı biz almadık ki. Biz de kaybettik, başkaları kazandı. O hile tutmadı. Fark etmez. Düşmanın büyüğü hilesi gizli olandır. İskender Pala. Kalbe huzur veren kalbime hileyi katma. Serdar Ortaç. 400.000 dolarımı alanın 500.000 dolarını alırım. Paçacı. Paçacı bey. Paçandan kıvırmak gibi olmasın ama açık net. Biz o 500.000 doları bulamayız. Bulamazsanız eğer ne olur? Hı. Ha? Ne olur? Kız ölür. Komşu kızı mı bu? Abra! Kadabra! Anam, tavşanım. Zekai kim bunlar? Ne oluyor ya? Abi. 500.000 dolara getirmezseniz kız ölür. Saygısızlık etmek istemem ama. Bakın alayınızı toplar, üst üste koyar, billurunuzu üzüm gibi toplarım ha. Bırakın lan kızı, bırakın! Elektrik verin. Kızım. Aha. Evet. Ana. Aha. Takvim ve saat. Şimdi beni çok dikkatle dinleyin. Bakın. Bugün pazartesi öğleden sonra 2. Eğer ki çarşamba öğleden sonra 2'ye kadar 500.000 doları getirmezseniz kızı Akdeniz'in serin sularına atacağım. Yaşamasına izin vermeyeceğim. Ama ölmesine izin vereceğim. Aslında aynı şey. Ama arkadaş. Ya paşacı abi biz 2 günde o parayı nasıl bulak ya? Ha. Ben Kıbrıs'ta olacağım. Kıbrıs'ta tonla kumarhane var. Girin birine yapın şu saat çevirme numaranızı. Hatta alın size 3.000 lira da sermaye. Yarın öğleden sonra saat 2'de Girne Kalesi'nin dibinde olacağım. 500.000 dolara getirirseniz kızı alırsınız. Getirmezseniz kız
ölür. Alın getirin bunları. Getirin. Bir dakika bir iki çift laf edelim. Darşanım. 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 Mr. Ezik. Efendim? Mr. Ezik. Sen misin Ezik? Hangi otel? Koyu kesimi. Mendilden mi damladın lan sen? Ha? Merhaba. Oğlum, düşsene artık kuyruğumun sokumundan. Kuyruğunun sokumuna değil, gerdayının lokumuna geldim. Kazinodan hile yoluyla 500 bin lira indireceğiniz gibi bir duyum işittim. Eğer beni de ortak etmezseniz, sizi hile yaparken kameraya alır, hepinizi etiketlerim. Ya iyi de koy abi, biz o parayı pır... Ya ha, pırın çıkış. Ya pır pır. Ama pır... Ne pır pır? Pır pır ne? Ne pır pır? What is pır pır? Mola. Gelin. Gelin buraya çabuk. Otobüste gelseydik karşılaşmazdık. Bak Allah. Şimdilik pırıl mevzunu ayıktırmıyoruz. Zamanımız az. Bunlara da az biraz kazandırır sonra yollarız. Ne yapıyoruz? Gözler ileride, vücut dik, ağızlar sıkıca. Yallah. Okey. Al. Tamam koy iş yerine. Seni de alıyoruz şirkete. Ama sözümden çıkarsan şirketin iç tüzüğüne dayanarak tekmeyi yersin büzüğüne oğa göre. Good people. İyi o zaman gidelim de ekonomik dar boğazından sıcak bir servet geçsin. Buyurun. Otelimize hoş geldiniz. Ben Şebnem. Size ben yardımcı olacağım. Şebnem Hanım, güzelliğinizden ağzım da gül bitti. Şebnem Hanım, onunki ağzının suyundan bitti. Benim ise göğünümün ortasından güneşe yükseldi. Yani anlayacağınız, benim kök daha derin. Resepsiyondan arkadaşlarım sizinle ilgilenecek. Akşam da kasinomuza teşrif ederseniz çok memnun oluruz. İnşallah. Gider o değil mi? Ha? Acık. Geldin mi? Geldim. Oltam. Değil ağzınıza gül. Götünüzde Söğüt ağacı bitse var ya, bu kız yine size bakmaz. Ya bir dakika abi bey, acık çağdaş olun ya. Senin yüzünden kızı kaybettik. Şebnem. Meselemiz ölümlü. Gözünü seveyim. Bir gecelik cahilliği bir kenara bırak. Tamam Zek, merak etme. Tek dikkatim sensin ve kazanacağımız fidye. Katlangoç cevairim bu zaman diliminde. Kaygılanma. Baba aşağı inmen lazım. Garip bir şeyler dönüyor burada. Thank you.
kumar parasıyla yat alacağımıza gidip şişme leğen almışız yala. Anam! Anam! Demek ki paralarla yat almışız oğlum. Ya çok güzel ya. Var ya Ekoko görse benimle gurur duyardı. Hayatımda ilk defa elime geçen toplu paranın tamamını masaja yatırmadım. Çok güzel tekne. Yapıştım. Ne oluyor lan? Neredeyim? Bu ne lan? Tövbe bismillah. Çıkamıyorum. Ne oluyor la? Ses bu yanlı geliyor. Taş yok mu la taş? Yavaş ol la! Beynimde vurmuşa döndüm cama. Yetersiz. Yetersiz. Cama. Cama. Ortam. Sincap kaçtı. Ne yiyecek? Ne ördün ya? Kurban olduğumun yarattığı da leyleğin yuvadan attığı bu tip de. Lan cicik! Biz buraya nasıl düştük? Ha? Bir tane ağrı kesici verdin bize. Kafam bir silindi, gerisini hatırlamıyorum. Reçetesiz Ulvi. Fitil atınca üstüne su içen Ulvi. Oğlum! Neredesiniz lan? Alo! Kimse yok mu hacı? Şşt! Yetersiz! Yetersiz bak! Baraka! Hayvan doğmaz hacı burada ya. Gel gel. İçeride sabit telefon falan var mı? Bir bakalım. Baraka! Bu ne ya? Ortağım bu ne ya? Issız yer ya. Herkes çöldürmüş gitmiş. Memiş hanı gibi kokuyor bura. Helal. Ana. Aa, orada duvarda bir şey yazıyor. La şu çakmağını yak da görek. Yerleştir. Ana Türkçe yazıyor la. Ateşle yaklaşmayın. Kaçak olabilir. Ananız... Al bakayım abi bunu. Al bunu da al bakalım. Orfilla, orası var ya patlamasaydı bizi bulamazlardı ha. Sesine geldiler hacı sese. Çok makine işe yaradı. Yetersiz. Bak koluma vazelini de sürmüşken sus istersen. Elimin koklası olma sonra. Ana. Alo Zek neredesin? Bilmiyorum ki abi neredeyim ya. Sen neredesin? Otelde misin? Yok değilim, yoldayım. Şey, Zek, baba oğlum. Geleceğim ben. Sen hemen olabildiğince çabuk otele git. Paralar al sakla çabuk. Tamam biz geliyor. Tamam abi, tamam. Hadi. Vay arkadaş. Ya müdür. Ya biz aslında iyiyiz. Ya sen bizi tanımıyorsun vallahi ha. Bak biz mangalı bile
oturarak söndürürüz. O derece yani. Hatta birinci derece yanık da biz üşürüz. O derece yani. Sen en iyisi bizi Rox Otel'e atıver hadi. Mümkün değil. Hastaneye gidiyoruz. Bak hacı abi benle iddialaşma. Vallahi atarım kendimi ambulanstan. Düşürdüler diye de demeç veririm. Yemin ediyorum sonra sen müşkül durumda kalırsın. Hala bakıyor mal gibi. Bak atıyorum. Vallahi atıyorum. Tamam tamam. Dur. Manyak mısın nesin? Hadi hacı abi. Rox Otel'e gazla. Gazla oğlum. Gazla. Her türlü hacı. Oo. Ana. Ana. Ceva. Ana. Ceva akrep tırmanıyor. Kelliye vur. Kelliye vur sokacak. Yeter. Sakın kıprama. Yoksa akrep yaşar sen ölür. Ceva. Kıprama. Yettim yetersiz. Ceva. Yettim. Yetersiz iyi misin? Haşarat gitti. Lala. Harana lala. Lala. Hayırdır koyu küve suda doğum mu yaptın sırılsıklak? Ya sen yangından mal mı kaçırdın? Nerede la paralarım? Zimmetini aç, perdeyi arala. Babakan, paraları koyuğundan hemen çıkartıyorsun. Yoksa sana öyle bir operasyon yaparım ki tarihte ilk defa tıpta ayıp olur. Allah'ınız var mı? Şebnemciğim, kusura bakma. Şebnem Hanım, ben de bu arkadaşı topluma kazandırma çalışmaları içindeydim de yeni çıkardım. Ayrıca konuşalım mı? Bir dakika. Şebnem Hanım, sana danışmam gereken bir konu var. Yalnız baş başa kalmamız lazım. Ayrı bir oda tutalım mı? Lan, benim o! Benim! 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 Babam nerede? Geceden beri ortada yok. En son sizinle çıkmış gitmiş. Nerede şimdi? Ne bileyim. Biz nereden bilek hacı ya? He? Biz zaten götü başı kaybetmişik burada. Senin babayı güdecek. Senin var ya, ulan geri zekalı. İki dakika daha Rutkay kalamadın, kırdım. Şebnem, açık net. Babam bizle çıktı. Doğru. Ama bizim aldığımız ağrı kesici çok ağrımıza gitti. Dolayısıyla hiçbir şey hatırlamıyor. Hatırlayacaksınız. Beraber bulacağız babama. Aradığımız aşkı da bulalım. O ponibon kafanı bu işten uzak tut. Bilerdin yo. Mesele senden büyük. Oğlum. Paraları da, dükkanı da, kızı da istiyorum. Şirket hala son hızıyla devam ediyor. Evreka! Bir dakika lan. Aklım kamaştı. Nasıl aklımıza gelmedi bu? Rüçhan ortada yok. Demek ki para da Rüçhan'da. O zaman ne yapacak? Rüçhan'ı bulur isek paraları da buluruk. Bir dakika. Saat 10:30. Pırıl'ın infazına 3,5 saat var. Ağzım çıksın. Wow, 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 wow. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, dur bakalım burada. Ne dedin sen? Pırıl'ın infazına mı dedin? Kim infaz ediyor Pırıl'ı? Tamam, sen kazandın. Ne? Söyle. Şimdi, paçacı diye bir duygusal psikopatlak. Ya Zek'le bunun kumarhanesine gittik biz, tamam mı? Adama borçlandık. 500.000 dolar. O da bunun karşılığında Pırıl'ı rehin aldı. İşin özeti şu. Bugün saat 2'ye kadar 500.000 doları eğer paçacı denen o psikopat daha vermez isek... Pırıl'ı infaz edecek. Ne olacağı ondan sonra? Zek'in hayatı mahvolacak. O 8 adamla beraber 2 gündür yatada acı ya. Şimdiye kadar kevgile dönmüştür.
Seni boğum. Yeter artık yetersizliklerin. Bizim canımız ciğerimiz trompet çalıyor. Sen hala olay yaratacak demeçler veriyorsun. Sıkarak boğarım seni. Sefalet! Sefalet! Bırak. Sonra boğarsın bunu. Bizim bu paçacı denen Pırıl'ı vefat ettirmeden Rüçhan'ın da paraları bulmamız lazım oğlum. Hiç kimse bizim mahallemizin kızını para yüzünden öldüremez. Ayrıca para için benim değil de Pırıl'ın kaçırılmasına ben çok kırıldım ya.